Merhaba arkadaşlar, Şenol Hoca ben. Şimdi sizle tek çift, pozitif negatif ve faktöriyel konusunu işleyeceğiz. Kapağımı uçuruyorum ve başlıyorum. Bir kere çift sayı nedir? Çift sayı arkadaşlar 2n ile gösterilir. Ne bir tam sayı olmak üzere 2n 2'nin katlarıdır ve çifttir. Çiftin genel gösterimi. Nedir mesela çift tam sayılar? Eksillerden başlamayı unutma. Neden? Çünkü tam sayı diyorum. Nokta nokta geliyorum mesela. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 tık 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 sonsuza kadar gidebilirsin. Bunlara çift sayı diyoruz. Bir de bunların tekleri var tabi. Peki tek sayıları nasıl göstereceğim, formülize edeceğim? Arkadaşım çift sayılara 1 eklersen tek olur. Çünkü çift ve tek ardışık devam eder. Tek çift tek çift diye. Çiftten sonraki tektir ya da n-1 de tektir, n+1 de tektir. Tekleri nasıl gösterir mesela? Eksi sonsuzdan gelirim. Eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5, 7 tık 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 artı sonsuza kadar devam edebilirim. Bunlar genel gösterimleri. Uçurup toplama çıkarmalı, çarpma bölmeli işlemlerine gelelim. Şimdi tekle tekin toplamı, çiftle çiftin toplamı, bunların çıkarılması falan fistan, böyle bir sürü şey var ya, aklına şunu getir. Ya tek dediği zaman 1'i düşün, çift dediği zaman 2'yi düşün. Tamam, bu kadar. Bak 1+1 nedir? 2'dir. 2 çifttir. Tekle tekin toplamı çift. Bitti. Tekten teki çıkaralım. He, mesela 1'den 1 çıkar 0. 0 çifttir. Bitti. Aa hocam çok kolaymış diyorsun değil mi? Herhalde kolay. 1 kere 1 1. Çarpım 1 olduğu için, sonuç 1 olduğu için 1 de tektir. Tek yazdım gördüğün gibi. Şimdi çifte de aynı şey yapıyorum. 2+2 4. 4 çifttir. Sonuç çift. 2'den 2 çıkar. Yani çiftten çift çıkar diyor. 2'den 2 çıkar 0. 0 çifttir. Sonuç çift. Çarpım 2 ile 2 çarp 4. Çifttir çift. Ama şurada en önemli şeyi söyleyeyim sana. Arkadaşlar bir çarpmada milyon tane sayı da çarpılsa, içinde bir tane çift sayı varsa sonuç çift yapar. Yani sonucu çift olan çarpmalarda şunu düşüneceksin. He, bu çarpmanın içerisinde en az bir tane çift sayı var. Bak en az bir tane. 2 tane de 3 tane 5 tane de olabilir ama bir tane kesinlikle en az çift var. Tekle çifti toplayalım. 1+2 3 yapar. 3 tektir. Tek yazacaksın. Mesela tekte her zaman 1'i seçmek zorunda değilsin. Atıyorum 7'yi seç. 7'den 2 çıkar. 5 yapar. Tektir tek. Demek ki tek eksi çift tek yapar. Tekle çifti çarpalım. Bir dakika hocam diyeceksin. Burada bir tane çift çarpanı var. Sonuç çift. Bitti. Burada tek de olsa çift de olsa sonuç çift. Uçur o zaman. ÖSYM soru tipine gelelim. Arkadaşlar 2004'te ÖSS'de şu sorulmuş. Demiş ki x, y, z doğal sayılar olmak üzere x artı 3y eşittir 2z artı 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? Oo, daima çift arıyorum. O zaman şurada verilen bilgiden bir tüyo kapmalıyım. Bir bilgi kapmalıyım. Geliyorum. Diyorum ki ya bir dakika. Z ne olursa olsun 2z çifttir. Çünkü çift çarpanı var. Z tek de olsa çift de olsa 2 çarpanı burayı komple çift yapar. A 4 o da çift. Çiftle çiftin toplamı ne yapar? Çiftle çiftin toplamı çifttir. Hani 2+2 4 gibi. Sağ taraf komple çift çıktı. Güzel. O zaman sol tarafta komple çift olmalı. Çünkü bunlar birbirine eşit. Yani x artı 3y ne olmalı? Çift. He, şimdi geliyorum tekrardan. Arkadaş şu tüyoyu aldım buraya işledim. Güzel. Devam ediyorum. Şimdi 3 tek bir sayıdır. Y tekse bu çarpım tekle tekin çarpımı tek yapar. Y çiftse çiftle tekin çarpımı çift yapar. Yani y neyse sonuç o. 3'ün burada çarpmada tekliğe çiftliğe bir katkısı olmamış. O zaman y diyebilirim ben buna. Y'nin tek olması çift olması benim için çok önemli. Şimdi x'e bakıyorum. Bunların toplamı çift olmuş. Toplamı çift olan durumlar neler olabilir? Söyle bakayım. Hocam tekle teki toplayıp çift bulmuş olabilir. Çiftle çifti toplayıp çift bulmuş olabilir. İkisinin de toplamı çifttir çünkü. Süper. O zaman şunu anlıyorum. X ve y aynıdır. Ya teke tek ya çifte çift. Başka hiçbir durumda bu eşitlik sağlanmaz. O zaman bu bilgiyi alıp aşağı geliyorum. Gel bakalım diyorum. X ve y aynı. Hangi yönden aynı? Eşit değil yani çiftlik teklik yönünden aynı. Ya her ikisi de çift diğer ikisi de tek. Farklı sayılarda olabilirler. O zaman daima çifti arıyor. X çarpı y daima çift olur mu? Bak çift olabilir. İkisi de çift çifttir. Çift olabilir ama tek tek de olabilirler. Sonucun tek çıkma ihtimali de var. Burada bir kesinlik yok. Her zaman dediği için kesin durumu arıyorum. Toplamlarına gelelim. Toplamları çift mi acaba? Şimdi teke tek olsalar tekle tekin toplamı da çift. Çifte çift olsalar çiftle çiftin toplamı da çift. Yani şu birinci ve ikinci durumdan hangisi olursa olsun sonuç bu toplamda çift oluyor. Neden? Tekle tek olsa çift. Çiftle çift olsa topla yine çift yapacak. Güzel. Burası daima çift sayıdır. Peki buraya gelelim. Y artı Z. Abo, Z var. İyi de Z ile alakalı hiç kesin bir bilgiye ulaşamadım ki. Z burada etkisiz. Teklik çiftlikte bir etkisi yok. Çünkü yanında 2 gibi çift çarpanı var. Çift çarpan varsa yanındakinin hiçbir etkisi kalmıyor. Dolayısıyla Z'nin tekliği çiftliği hakkında hiçbir yorum yapamıyorum. Dolayısıyla diyorum ki buradan kesin bir sonuç bulamam. Gel. Y çarpı Z. Z hakkında kesin bilgim yoktu ama Y çift olursa, Z hakkında bilgim olmasa bile Y çift olursa bu çarpım kesinlikle çift olur. Ama Y tek olursa, tek olursa durum değişir. Bilemem. Siliyorum. Çünkü Y'nin iki farklı durumu var. Z ile toplamış. Yine X tek olursa, çift olursa yine durum Z'ye bağlı olduğu için bir sonuç kesinlik elde edemem. Sadece bu. Yani bu B şıkkı. Bunu A düşünürsen B şıkkını yapıştıracaksın. Olayı bitireceksin. 2004 sınav sorusunun cevabını yapıştırmış olduk. Devam edelim. Şöyle bir soru modelimiz var. Bu modelden de karşına çok çıkabilir. Bölmelidir bu. Bölmeli olunca ne yapacaksın biliyor musun? Ya bizim bölmeli ne işimiz var Allah'ını seversen. At bunu karşıya çarp olarak. Aa bak bu kadar. X artı 3 eşittir. Y çarpı Z oldu. Süper. Şimdi soruyu inceleyelim. Y çift ise Z tektir diyor. Ya Y çift ise burası çift çıkar. Sol tarafta çift olmak zorunda olur. Z ile hiçbir alakası yok ki. Y ile Z'nin birbirini bağlayan bir durumu yok. Y'nin tekliği çiftliği karşıdaki X'e etkiler. Buradan bir kesinlik yok. Hangisi doğrudur diyor. Buna kesin bir doğruluk diyemem. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hangisi? Burada aslında kesin demesi lazımdı. Kesin doğruyu soruyor. Onu bulacağım. Y çift ise X tektir. Heh. Şimdi sen Y'yi çift seçtin ya. Bu çarpım Z ne olursa olsun çifttir. Burası çift çıktığı için, sağ taraf çift çıktığı için sol tarafta çift olacak. Şimdi düşüneceğim ya arkadaş 3 ile neyi toplarsam sonuç çift yapar. Diyeceksin ki hocam 3 ne? 3 tek. O zaman tekle tekin toplamı çifttir. Aa, dolayısıyla X tek olacak diyeceksin hocam. Ben de aferin sana diyeceğim. Dolayısıyla X tek. Y çift ise X tektir. Evet doğru. Bu şöyledir arkadaşlar. Aslında birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül gibi düşünelim. Biri çizdik. 2 doğru. Güzel. Devam. Z çift ise X üzeri Y tektir. Bu sefer benzeri X artı 3 eşittir Y çarpı Z'den. Bana demiş ki Z'yi çift seç. Tamam paşam. Z çift olsun. Y ne olursa olsun burası çift çarpımı yapacak. Çünkü çiftle bir şeyin çarpımı çifttir. Sağ taraf çiftse yine yukarıdaki gibi sol taraf çift olacak. 3 ile 3 bir tektir. Tekle neyi toplarsam çift yapar. Tekle tekin toplamı çift. Bunu şey gibi bile düşünebilirsin. Ne gibi hocam? Evlenme gibi bak. Bu tek. Bu da tek. Tamam mı? Ama bunlar yan yana gelince bir çift oluyor. Gördün mü? Vay hocam böyle anlattığında biz mi anlamadık diyorsun. İşte tekle tekin toplamı çift diyor. Gerçek hayatta da öyle arkadaşlar. Şimdi 3 tekti madem. X de tek olacak ki tekle tekin toplamı çift. Gerçekten Z çift ise X tektir. Peki X üzeri Y tek midir? X tekse tekin tüm kuvvetleri tektir. Peki 3 defa da yan yana çarpsan, 5 defa da yan yana çarpsan Y kuvvetin doğal sayı olarak ne olursa olsun burası yine tek oluyor. 3 de doğru. 2 ve 3 diyeceksin. 2 ve 3 hangi şıkta olur? C şıkkı. C şıkkını bulur, yapıştırırsın, olayı bitirirsin. Diyor ve uçuruyorum. Bir ÖSYM soru tipi daha. ÖSYM ne gibi soru tipleri soruyor bakalım. 2002 ÖSS. Biraz daha eskilere gidiyoruz. Gerilere gidiyoruz. Belki o ara doğmuştun değil mi? Yok. Sen daha kaç yaş oluyor mu? Yok sen biraz daha öncelerde doğmuştun ama çocuktun o zamanlar. O ara ÖSYM hala bunları soruyordu. Hala soruyor. Demek ki bunlara dikkat et. Bu ÖSYM soruları çok önemli. A, B, C birer tam sayı. Güzel. Aşağıdaki hangisi doğrudur? Bak bilgiye bak. Bak hele bak. Şimdi ben bu bilgiden A, B, C hakkında bir fikir elde edip sonra aşağıyı değerlendireceğim. Ama C hakkında bir şey elde edemem çünkü 2 ile çarpılmış. Artık C her ne zıkkım olursa olsun 2 ile çarpıldığı için burası çift. Bu çift. Çiftten 1 çıkarmış. Yani şöyle düşün. 8'den 1 çıkardın ne olur 7. Bak çiftten 1 çıkarsan tek sayı kalır gördün mü? Demek ki burası tek. Madem bu eşitliğin sağ tarafı tek mecburen sol tarafı da tek. Çünkü bunlar birbirine eşit de farklı mı olacak? Aferin. A çarpı B tek olduğunu anladın. Şimdi söyle bakalım. 100 puanlık soru geliyor. A ve B'den herhangi bir tanesi çift olabilir mi? Öyle bir saçmalık olabilir mi Allah'ını seversen? Çarpımı tek ettiğine göre bunların içinde çift sayı yok. Çünkü çift neydi? harika bir dönüştürücüydü. Bir çarpmanın içine çift girdiği an bütün çarpmayı çift yapar. Yoğurdu mayalamak gibi. Hani o kadar sütün içine biraz yoğurt atıyorsun, hepsini yoğurt yapıyor. Burada bir çift olsaydı sonucu çift yapardı. Demek ki A ve B'den ikisi de çift değil. Her ikisi de mecburen tek. Tekle tekin çarpımı tektir. Mesela 3 kere 3 9 gibi. Neyse AB tekmiş. O zaman soruya dönüyorum. Bu bilgiyi aldım. Süper, altın kuraldı bu. Altın bilgiydi. Altın bilgiyi aldım, geldim altını bozdurmaya gidiyorum şimdi. A ve B çift sayılardır. Yanlış. Tıdıt. A şıkkı yanlış. Buna niye şık koymamışım ya? A, B, C, D, E. Heh. Şöyle. A yanlış. Gitti. Öldü. A ve B tek sayılardır. İşte doğru. Doğru müziği çaldı. İşaretledik. Aşağısını okumana gerek yok. A çift diyor. Yalan. A eksi B tek diyor. Tekten tek çıkarsan çift olur. Yalan. A artı B çifttir diyor. Aha. 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 Buraya gel. A artı B çift sayıdır diyor. Gerçekten A artı B çift sayıdır. O zaman burada neye dikkat edeceğiz? Bu da doğru oldu. He, o zaman bu soruyu şöyle mi sormuştu acaba? 1, 2, 3, 4, 5 diye öncüllü mü sormuştu? A ve B tek sayılardır. Evet, her ikisi de tek. Çift. Bir çıkar, tek yaptı. Sol taraf tek. Çarpım tek. Tekle tek dışında tek olamaz. Arkadaşlar büyük ihtimal şu C'ydi. Aynen. Soruyu yanlış yazmış olabiliriz. A artı C çift olacaktı. C hakkında fikir elde edemediğim için bu da yanlıştır. Cevap B şıkkı. Tamam. İyi ki de okumuşum ha, gördün mü? Yanlış yazmışız. Onu fark ettim. Düzelttim. Uçurdum. ÖSYM soru tipi 2010 ÖSS. Bakalım ne demiş 2010'da bize? A ve B birer tam sayı olmak üzere. Neden tam sayı diyor hocam? Bir şey demeseydi. Olur mu? Şu kılavuz bilgi çok önemli. Tam sayı olmazsa burada çok farklı değişik durumlar ortaya çıkabilir. Rasyonel sayılar işin içine girince sadeleştirmeler falan olur. Kafa karışır. O yüzden daha temiz net sayılarla uğraş diye birer tam sayı diyor. Bu kılavuz bilgiyi okuyalım. Önemli. Sayısı tek sayı ise bu işlemin sonucu da tek. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Buna şöyle diyelim. 1, 2, 3 öncüllü bu. Hangisi çift sayıdır? Şurası tekse diyorum ki arkadaş ben şuradan bir sonuç üretmeliyim. Hani bir bilgi elde etmeliyim ki sonra öncüllere yöneleyim. Oranın işini bitireyim. Şuraya diyorum ki gel bakalım seni şuraya alayım. Ayrı bir yerde işleyeyim ama Allah Allah bura biraz karışık. A diyorum şurada bir A ortak parantezini alayım. A kareden A gelir artı AB'den B gelir. Artı şu A artı B'ye aynen yazayım. Ahan da A artı B artı B kabak gibi ortak. Kabakları ortak parantezine alıyorum. A artı B ortak parantezine alsam buradan katsayısı A gelir. Artı A artı B'ye aldığınız hiçbir şey kalmadı hocam deme sakın. A artı B'den bir tane vardı onu temsilen koyuyorum. Çünkü içeri dağıtıp çarptığımda aynı sonucu elde etmeli. Bunun katsayısı 1'dir. Şimdi A artı B çarpı A artı 1 bu çarpmanın sonucu tek sayıymış. Söyle bakalım bana. Bir çarpmada sonuç tekse bunlar arasında çift sayı olamazdı değil mi? Yani şu da mecburen tek olacak. Bu da mecburen tek olacak. Bu iki sayı grubunun çarpımı tektir. Dolayısıyla bu sayı gruplar tek. Şimdi içeri giriyorum bak. A artı 1 tekse bu bir tek. Çiftle tekin toplamı tek yaptığına göre A çift olmalı. Bazıları diyebilir hocam ben bunu ezberlemiyorum. Ben de ezberlemiyorum ki zaten. Bu sonuç tek mi? Bura 1. 1 ile 2'nin toplamı 3 yapar. Tek yapar. Ha bu 2 gibi bir sayı. Yani çift sayı diyorum hemen. Tak. Madem A çift buraya yazalım. A çift. Çiftle neyin toplamı tektir? Çiftle tekin toplamı. 2 artı 1 3'tür. 3 de tektir. Öyle kafa mantık yürütebilirsin. A'nın tek. A'nın çift. B'nin tek olduğunu öğrendim. Yan tarafa yürüyorum şimdi. Bunların çarpımı ne yapar? Tekle çiftin çarpımı çift yapar. Güzel. Çiftle tekin toplamı tek yapar. Neden? Hani 1 artı 2 3 gibi. A neydi? Çift. Çift. Çift olanlar hangisi? Şu 2 hariç 1 ve 3. 1 ve 3. Bu da genelde D şıkkında olur. Yapıştırırsın, olayı bitirsin. Tamam. Çiftleri bulduk. Sadece bir tane tek vardı. Onu salladım, attım. Kağıdı da uçurdum. ÖSYM soru tipi 2016 yakın zamanda YGS'de çıkmış. Ah YGS neredesin? Arıyoruz artık seni. Artık yoksun. Gittin sen. YKS geldi. Olsun. Onun da işini bitireceğiz. Hatta YKS'nin ilk kısmı TYT'deyiz şu an. Temel yeterlilik testi. Yeterliliğimizi arttırıyoruz. ÖSYM ne kadar yeterli olmamızı istiyorsa o kadar olacağız. A ve B birer tam sayı ve şu bilgiler verilmiş. Aşağıdaki hangisi doğrudur? Bak bence çok bomba bir soru bu soru. Neden? Mantık yürüteceğiz. Mantığı, hatta mantık yürütmek bile etmez. Mantığı koşturacağız şimdi. Bak nasıl yürüyecek ve koşacak. A çarpı B çift sayıdır. Bir çarpmanın sonucu çiftse bunlardan en az biri çifttir. Yani bu çift, bu tek olabilir. Bu çift, bu da çift olabilir. Yani ikisi de çift olabilir. Biri tek, biri çift de olabilir. Ama en az bir tane çift var. Güzel, not ediyorum. Kafamın içinde şu an not ettim. A artı C tektir. Tek nasıl oluyordu? Bir toplam nasıl tek olabilir? Biri tek, biri çift olur. Hani ters olur. Tekle çiftin toplamı ancak tek yapar. Tamam. B artı C tektir. Affedersiniz. B artı C tekse demek ki burada da biri tek, biri çift. Zıtlık var yani. A ve C arasında zıtlık var. B ve C arasında terslik var. Biri tek, biri çift olmak zorunda. E şimdi bakıyorum ya. Her ikisinin sonucu da tek çıkmış. Ve C aynı. C aynı. A gelmiş yanına, sonuç tek olmuş. C aynı. B gelmiş yanına, sonuç tek olmuş. Demek ki A ve B aynı şeyler. C ile toplandığı zaman tekliği çiftliği değiştirmemişler. A ve C teklik çiftlik yönünden aynıdır. Bak aynı sayı olmak zorunda değil. Mesela 2'ye 8 de olabilir. Farklı sayılardır ama teklik çiftlik yönden aynıdır. İkisi de çifttir. Bunu kastediyorum. Dolayısıyla A ve B madem aynı, yukarıda da A ve B'nin çarpımı çiftse en az biri çift demiştim. Dolayısıyla mecburen ikisi de çifte çift olmak zorunda. Bak şimdi A çift olsun, B tek olur. A, B çift olsun, C tek olur. Toplam yine tek olur. Gördün mü? Yani C ile C de mecburen burada tek çıkıyor. Çift, çift, tek, tek. Güzel. Hangisi doğrudur? A tek sayıdır. Tıt tıt tıt. Yanlış. B çift sayıdır. Doğru. C tek sayıdır. Doğru. 1, 2 ve 3 öncülü gibi düşünürsen doğru diyeceksin. Olayı bitireceksin. Yani 2 ve 3. 2 ve 3. Bu da genelde D şıkkında olur. İşaretler yapıştırırsın. Olayı bitirir. Fırlatırsın. 2001 yılında ÖSS'de ÖSYM bizden ne istemiş? Şimdi ona bakalım. A bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir? Şunu kutucuk içine alıyorum. Hani çift olabilir. Acaba ya da bazı durumlarda olur, bazı durumlarda olmazı istemiyorum. Kesin. A eksi 1. Ya A tek ya da çift olursa bunun sonucu değişir. A kare artı A. He bak şimdi. Burada A tek olursa tekle tekin toplamı çift olur. A çift olursa çiftle çiftin toplamı çift olur. Her türlü çifttir bu. Şu üstündeki kuvvet tekliği çiftliği hiçbir şekilde etkilemiyor arkadaşlar. Hiç o kuvvet yokmuş gibi düşünebilirsin. Bunun bir de diğer yöntemi şu. Buraya ayrıntılı yapayım şunu. A kare artı A var ya. A ortak parantezini alsam A artı 1 gelir değil mi? Bak ardışık sayı oldu. Bu tekse bu çift olur. Bu çiftse bu tek olur. Yani ikisinden biri mutlaka çift olduğu için sonuç çifttir. A küp ya A tek ya da çift olursa sonuç değişir. Üstündeki küpün bir etkisi yok ha. A kare artı 1 yine A çift olursa sonuç tek. A tek olursa sonuç çift. Geç. Şu daha kolay. Önce bunu yapacağım. Gözüm önce bunu kesti. 2A. A ne olursa olsun 2 gibi bir çiftle sayıyla çarpıldığı için sonuç çift. Yapıştır. Buraya gelelim. Oo işte bomba. Düşünüyorum ya ben bunu ne yapsam. Şunu şurada ayırayım bak. A kare artı 1 eksi 2A diye. Önce şuraya bakıyorum. Şimdi burası çift. Eyvallah. Tamam orası kabak gibi belli zaten. Peki A tek olursa buranın sonucu A tek olursa buranın sonucu çift yapar. A çift olursa buranın sonucu tek yapar. Gördüğün gibi burası iki farklı durum alabilir. A'ya bağlı olarak. Yani bunun da kesin bir sonucu yok. Güzel. Demek ki aha bu ikisi kesinlikle çift oluyor. A her ne zıkkım olursa olsun. Anladık mı? Yapıştıralım ÖSYM'ye ve soruyu fırlatalım. Pozitif negatif sayılar. Şimdi arkadaşlar sıfırdan büyük bütün reel sayılar pozitiftir. Sıfırdan küçük bütün reel sayılar negatiftir. Bak sıfırdan büyük bütün reel sayılar pozitiftir. Küçükleri negatiftir. Hocam sıfır ne o zaman? Güzel bir soru. Aferin sana. Bak şimdi. Sıfır hariç sıfırın sağındakiler pozitif. Sıfır hariç sıfırın solundakiler negatif. Sıfır işaretsizdir. Ne pozitiftir ne negatiftir. İkisine de dahil değil. Arada bir yalıtkan madde gibi düşün. Sonra gelelim şu kurallara. Negatifle negatif toplarsan negatif olur. Yani eksi 1, eksi 2 daha eksi 3 yapar. Pozitifle pozitifi topluyorum zaten pozitif yapar. İşte önemli olan şu. Negatif bir sayıyla pozitif bir sayının çarpımı negatiftir. Negatif bir sayıyla pozitif bir sayının bölümü de negatiftir. O zaman şöyle bir kural çıkar. Aynı işaretlerin çarpımı ve bölümü pozitif. Bak. Artı ile artının çarpımı ve eksi ile eksinin çarpımı pozitiftir. Zıt işaretlerin çarpımı negatiftir. Bak artı ile eksiyi çarpıyorum. Eksi ya da eksi ile artıyı çarpıyorum ki aynı şey eksidir. Zıt işaretlerin çarpımı negatif. Aynı işaretli sayıların çarpımı pozitif olacak. Uçuruyor. Örneğine geçiyorum. Bir bilgi daha vereyim. Bu da çok aşırı önemli. Arkadaşlar bir sayı negatif. Eğer ki bu sayının kuvveti çiftse sonuç pozitif olur. Bu sayının kuvveti atıyorum. Kuvveti 2 yapayım da yine kafanız karışmasın. Mesela tek bir sayıysa sonuç negatif olur. Çift kuvvet varsa negatifi pozitife çevirir. Tek kuvvet varsa negatifi pozitife çeviremez. Aynen devam eder. Hemen bunu uygulamada görelim. ABC'nin işaretini bul diyor. Geliyorum. Şurada virgül var. Bak buradan ayrılacak bunlar. Birinci bilgiye göre. Şimdi A'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Ama üstünde 4 kuvveti var. Biraz önceki bilgi. A'nın kuvveti çift sayı olduğu için A üzeri 4 kesinlikle ve kesinlikle pozitiftir. Bak A'ya pozitif demedim. A üzeri 4 pozitiftir. Pozitif bir sayıyla B'yi çarpmışsın, sonuç negatif. Sıfırdan küçük yapmış, gördün mü? Pozitifle neyi çarparsam sıfırdan küçük yapar, yani negatif yapar. Artıyla eksinin çarpımı, zıt işaretlerin çarpımı negatif olduğu için B'nin işaretinin eksi olduğunu öğrendim. Hemen diyorum ki B sen eksisin. Tamam. Yan tarafa geliyorum. Arkadaş B eksiydi. Biraz önce yan taraftan öğrendim. Eksiyle neyi bölersem sonuç sıfırdan büyük yapar. Bak burası pozitif yapmış. Biz ne demiştik? Aynı işaretler. Aynı işaretlerin çarpımı ve bölümü pozitiftir. Eksi. Demek ki bu da eksi olacak ki aynı işaretlerin birbirine bölümü pozitif yapsın. Demek ki C de negatif. Onu da aldım. Geliyorum bu tarafa. C negatif. B negatif. Negatifi ama tek kuvveti var. Sonuç negatif yapar. Çünkü tek kuvvet sonucu etkileyemez. Çift kuvvet sadece artıya çevirir. Şimdi gelelim. Negatifle negatifi çarpmış. Bir de A ile çarpmış. Sonuç birden büyük. Yani bırak sıfırı birden bile büyük. Yani hali pozitif. O zaman eksiyle eksinin çarpımı buradan artı gelir. Artıyla neyi çarparsam sonuç pozitif yapar. Tabii ki artıyla artıyı çarparsam sonuç pozitif yapar. Çünkü aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. A'yı da artı buldum. İşaretlerini bul diyordu. Aha da burada. Buldum. Ha, bunu bulduktan sonra sana buna bağlı şöyle bir şey de sorabilirdi. Mesela A küp çarpı B üzeri 4 çarpı C üzeri 3 değil 5 olsun. Böyle bir şey, bunun işareti pozitif midir negatif midir falan diye de bir şey sorup soruyu devam ettirebilirdi. Yapalım. A pozitif zaten. Bütün kuvvetleri pozitiftir. A sayısı pozitif olduktan sonra artık 3. 5. 8 fark etmez. Burası artı. Çarpı. B'nin 4. kuvveti. B negatif bir sayı ama çift kuvvet olduğu için pozitif olur. Çarpı. C negatif. Tek kuvvet olduğu için hala negatif. Bak aynı işaretlerin çarpımı artıdır. Çarpı burada eksi var. Bak zıt işaretlerin çarpımı ne yapar? Eksi. Bunun işareti negatif dersin. Güzel. Bunu sayılarla da yaparsın. Mesela şu. Eksi 2 çarpı. Eksi 5 çarpı. Çarpı burada olacak. Mesela 4. Bak eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı. 2 kere 5 10. Artı 10. Çarpı 4. O da ne yapar? Artı 40. Bunun gibi. Ve uçuruyorum. Faktöriyeldeyim. Çok önemli ve güzel bir konu. Faktöriyel konusu neden önemli biliyor musun? Çünkü kendi başına da soruları var. Ayrıyetten konuların içerisinde de geçiyor. Şimdi birden neye kadar olan sayma sayılarını ne şeklinde gösteririz? Birden neye kadar olan sayma sayılarını çarparken çarpmada en faktöriyel şeklinde gösteririz. Yani bir sürü sayı çarpılmış ya, onları kısa gösterme şeklidir. Mesela 6 faktöriyel, yani 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı ben böyle gösterdiğim zaman anlarım ki 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi bu sayılar aslında arka planda çarpmıştır. Bunları kısacık göstermek için buraya bir ünlem işareti koyar. He, anlarım ki bunlar var için içinde. Tamam. Şimdi ilk bileceğin şey şu. 0 faktöriyel 1'dir. Neden 1'dir? Tanım gereği 1'dir. 0 faktöriyel 1 bileceksin. 1 faktöriyel zaten 1. Aşağı doğru açıyorum, başka sayı yok. Çünkü 1'de durmam lazım. Çarpı 0 dersen bütün hepsi 0 olur zaten. Öyle demiyoruz. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2'dir. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den bak 1'e kadar geliyorum, duruyorum. 6'dır. 10 faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı tık 2 çarpı 1'e kadar gelir ki bunun sonucunu bilmiyorum. Bilmene gerek yok. Şöyle açıldığını bil. İşte n faktöriyel de aşağı doğru açılır. N çarpı 1 çıkar. N eksi 1 çarpı 1 çıkar. N eksi 2. Durmak mı istiyorsun? Faktöriyeli koy dur. Aa nasıl yani hocam? Yanisi şu. Mesela 8 faktöriyeli açıyorum diyelim. Ne kadar lazımsa işime o kadar açıyorum. Bak 8. Biri dur desin bana, duracağım. Dur desenize. Dur. Tamam bak durdum. 8, 7, 6, 5, 4. Burada durmak mı istiyorum? 4 faktöriyelde dururum. Zaten açmak istersem 4 faktöriyelde 4, 3, 2, 1 diye açabilirim. Doğru mu? Doğru. Bir şeyi bil diyor burada. Ne diyor? 5 faktöriyel 120'dir. Son basamağı hep 0'dır. Evet. 5 faktöriyelde son basamakta 0 elde ettiğin için artık 6, 7, 8, 9, 10 bütün faktöriyellerin son basamağı 0'dır. Sorularda kullanmak için lazım oluyor. Bize en çok lazım olan bilgilerden biri bu. Faktöriyeli geriye doğru açabileceğiz ve istediğimiz yerde durabileceğiz. Hemen uygulayalım. Aha, keko bir soru. 2016 YGS'de çıkmış. Kolaydan sonra gideceğim şimdi, merak etmeyin. Çok bomba faktöriyel sorusu var arkada. Şu işlemi vermiş ya. Bir dakika, bir çayımı içeyim önce. Sonra boğazımda gıcık yapmasın, öksürüyorum. Üstüne bir de su içtim mis gibi. Şimdi siz tabi orada kimileri neler yiyip neler içiyorsunuz. Biz burada anca bir su, bir çay. 7 faktöriyel, 6 faktöriyel, 5 faktöriyel var. Aralarında eksi. Böyle 7 faktöriyel var. Ya düşünüyorum ben bu işlemi nasıl yapacağım, nasıl yapacağım. Diyorum, ortak parantezi alayım. 7 faktöriyel nedir? 7 çarpı 6 çarpı durmak istiyorum 5 faktöriyeldir. Peki 6 faktöriyel nedir? 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Her üçünün de içinde 5 faktöriyel mutlaka var. O zaman 7 faktöriyelin 5 faktöriyel ortak parantezini alsam 7 faktöriyelden 7 çarpı 6 gelir. Eksi 6 faktöriyelden 5 faktöriyel aldığım için sadece 6 gelir. Eksi 5 faktöriyelden 1 kalır. Çünkü kendisi içeri dağıtırsam tekrar şunları elde ederim. Yani şuradaki faktöriyelleri elde ederim. Bölü 7 faktöriyel de 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye açtım ki aha kabak gibi ortada bak. 5 faktöriyeller birbirini sadeleştirir. Böylece faktöriyelden kurtuldum. Çok iyi. 7 kere 6 36 42. 42 eksi bak eksi 6 eksi 1 daha eksi 7 yapar. Bölü 7 kere 6 42. 42'den 7 çıkarıyorum. 35 bölü 42. Şıklarda bulamazsın. Neden? ÖSYM fit sever. Yani en dar en küçük halini. Sadeleştir, her iki tarafı 7'ye böl 5. 7'ye böl 6. Bitti. 5 bölü 6 senin cevabın olacak. Bulacaksın şıklarda, yapıştıracaksın. Tamam. Hemen uçuruyorum. Dur bir su daha içeyim. Yarasın. Şimdi arkadaşlar aha enli. Ne var işin içinde? Faktörel var. Ne yapacağım diye düşünüyorum. Biraz önce diyorum ki Şenol Hoca bana bir şey hatırlatmıştı. Ne demişti Şenol Hoca? Demişti ki faktöreli küçültebilirsin. Burada n faktörel var ama burada 2 fazlası var. Şu n artı 2 faktöreli küçültüyorum. n artı 2 çarpı bir küçült. n artı 1 çarpı bir küçült. n faktörel. Aha burada dur. Neden? Çünkü aşağıda da aynısı var ya, sadeleşecek bunlar. Sadeleşmeye zemin arıyorum. Çok iyi. n artı 1'i de bir küçültüyorum. n artı 1 çarpı n faktörel, çünkü aşağıda n faktörel var. Eşittir 49. Bak şimdi. Çat çat gitti. Sadeleşti. Çat çat sadeleşti. Ne kaldı? n artı 2 çarpı n artı 1 eksi n artı 1 eşittir 49. Tabi n kaçtır diye sorsaydı şıklardan hemen yerine koyup yapabilirdim. n eksi 2 faktörel soruyor. Yine buradan n'yi deneyerek bulabilirsin ama bakıyorum n artı 1'ler ortak. n artı 1 ortak parantezini alsam burada katsayısı olan n artı 2 gelir. Eksi burada n artı 1'in katsayısı 1'dir. Bu gelir, eşittir 49. Bunu alıyorum, yukarı yazıyorum. n artı 1 elde ettim buradan. Çarpı buradan zaten artı 2 eksi 1'den yine n artı 1 elde edeceğim. Çarpı 49 yapar. Aa bir bakıyorum iki tane aynı sayının çarpımı 49 yapmış. Ne olacak? Mecburen 7. 7. 7'nin karesi, tamam. Dolayısıyla arkadaşlar n artı 1 7 ise n 6 yapar. Bazı arkadaşların seslendiğini duyuyorum. Hocam eksi 7 eksi 7 de olamaz mıydı? O zaman n eksi çıkardı. Faktöriyelli işlemler eksilerde tanımlı değil. Pozitifte tanımlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burası 7'ye 7 olmak zorunda. N'yi 6 bulur. Yapıştırırsın ama sazanlık yapma. Bana n'yi sormamıştı. n eksi 2 faktöriyelin cevabını istiyordu. Şıklarda onu bulacağım. N'ye 6 yaz. 6 eksi 2 4. 4 faktöriyel de 24'tür. 24'ü bulur, yapıştırırsın. Şimdi doğru oldu. Uçuyor. Model soru. Şimdi bu model soru çok güzel bir soru. Neden çok güzel bir soru? Çünkü ayrı bir model, yani değişik bir model bir soru. Şu ifadeyi toplama yapmış ya, hani iki kesir diyorum. 2 faktöriyel toplamış ya, bir önceki haline getireceğim. Yani burada aslında şu varmış. A faktöriyel bölü B faktöriyel artı B faktöriyel bölü B faktöriyel. Paydalar eşit olduğu için üstleri toplamış. Bu hale getireceğim ki B faktöriyel B faktöriyel bölünüp buradan 1 elde edeyim. Bu 1 de karşıya eksi olarak atarım. A faktöriyel bölü B faktöriyel eşittir 120 olur. Eksi olarak attım. Heh, işte soru bu haliyle daha yakışıklı ve güzel, bu haliyle çözmeliyim. Ya bakıyorum. Şu B faktöriyeli de karşıya atayım ya. Bu ne böyle diyorum. Daha düzgün ve şık dursun. Çarpı B faktöriyel. Heh. Burayla ilgileneyim şimdi. Aklıma şöyle bir cinlik geliyor. Ya diyorum burası 120 ya. Belki de bunu bir küçülttü. Bir açtı. Yani bu 120 faktöriyel diye. Bu 120 çarpı 119 faktöriyel yazmış olabilir adam buraya. Vay uyanık Şenol Hoca diyorum. 120 çarpı 119 faktöriyel olabilir. Doğru. Ama ben bunu yapmayayım diye adam şuraya hop bir kılavuz bilgi koymuş. İşte bunu okumazsan patlarsın. A ve B birer rakam. Rakamsa demek ki A 120, B 119 olmaz. Böyle bir ihtimal de var. Ama bu değilmiş. Tamam. O zaman diyorum ki A faktöriyel eşittir. Şu 120 diyorum. Bir çarpanlarını ayırayım bakayım. 7 çarpı 5 olmaz. 5 çarpı 4 çarpı 3. A 5 kere 4 20. 5 kere 20 3 de çarp olmadı. 6 çarpı 5 çarpı 4. Yani ardışık bir çarpım olmalı ki faktörün içinde olsun diye kafa yordum. Aha bak 6 kere 5 34 de çarp 120. Süper. Böyle yazabilirmişim ben bunu demek ki. Çok güzel. Bak 6 5 4 faktöriyel açılmış ve B'de durmuş. O zaman mantıken diyorum ki bu A faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel deyip durmuştur. B 3'tür. Peki bu neyin açılımı? 6 faktöriyelin açılımı. Demek ki A 6 olursa 6 faktöriyel 6 5 4 3 faktöriyel deyip açılıp durabilir. A 6 olur, B 3 olur. Süper. İşte A 6, B 3 bu şekilde bulursun arkadaşım. Şunu ardışık çarpanlarını ayırıp faktöriyelin bir parçası haline getireceksin. Peki cevap ne? A eksi B faktöriyel 6 eksi 3 3. 3 faktöriyel soruyor. 3 o da 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 6 yapar. Yapıştır. Bitti. Şıklarda bunu bulup yapıştıracaksın arkadaşım. Dikkat ettin değil mi ne yaptığımı? Şurası çok önemliydi. Güzel. Zaten faktörelde klasik bir sorudur bu. İki durumu vardır. Ya bu olur ya bu durum olur. Bunu da sana yukarıda sınırlar. Ya da A'nın alabileceği değerler nelerdir der. A 120 de olabilirdi. Mesela 6 da olabilirdi. B 119 da olabilirdi. 3 olabilirdi. Burada sınırlamama göre bu olamaz dedim. Buradan cevaba yürüdüm. Kağıdı fırlattım. Ne demiş? 1990 bir ÖSS bayağı eski tarih. Çay da güzelmiş ha. Bayağı eski tarihte sorulmuş. Ama yine soruluyor. Bu sorunun ayrı bir yöntemi, özel bir yöntemi var. Nedir hocam özel yöntem diyorsun? Şöyle. 10 faktöriyel eşittir 2 üzeri n çarpı a mı? Yani ve n en fazla kaçtır diyor. N'yi en fazla, en çok seç. Yani şu. N yani 2 üzeri n şu demektir. 10 faktörün içerisindeki bütün 2 çarpanları alınıp 2 üstü n şeklinde yazılmış. Kalan tüm sayılar da a'yı oluşturmuş. Bu gibi bir durumda ben 10 faktörüyle aşağı doğru açıp amele gibi içindeki 2 ve 2'nin katlarından ne kadar 2 olduğunu mu sayacağım? Onun kolay bir yöntemi var işte. O da şu. 10 faktörüldeki bu faktörel değeri alır. Buradaki sayıya bölersin. Tabi sayı asal olmak zorunda. 2 üzerindeki 2'ye böleceksin. 2'ye böl. Kaç defa var? 5. 5 kere 2 10. Bölümle ilgileniyorum. Kalanı boş ver. Bölümü bir daha 2'ye böl. 2 kere 2 4. Kalan 1. Kalanı boş ver. Bölüm hala bölünüyor. Bir daha 2'ye böl. Bölünene kadar. 1. 1 kere 2 2. 1. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bitti. İşte bu bulduğum tüm bölümlerin toplamı 5. 2 daha 7. 1 daha 8. Tüm bölümleri toplamı olan 8. Bu 2'nin kuvveti olmak zorunda. Çünkü burada tam 8 tane 2 çarpanı vardır. Bulma yöntemi de ahanda budur. Çok da önemlidir. Çok da klasik bir sorudur. N maksimum 8 olabilir. Hem en fazlayı sormasaydı N 7 de olabilirdi. Bir tane 2 bunun içine kaçmış olabilirdi. Yani bunun içindeydi. Belki 2 tanesi bunun içindeydi. N 6 da olabilirdi. Maksimumu buraya al dediği için bütün 8 tane 2'yi buraya aldım. 2 üzeri 8 cevap 8 arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç örnek daha göreceğiz. Daha iyi oturacak kafanıza. Uçuralım. Bir de şu sondan kaç basamağı sıfırlı sorular var. 43 faktöriyel eksi 42 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şunu demek istiyor. Sondan kaç basamağı sıfırdır demenin Türkçe versiyonu içinde kaç tane 10 var? İçindeki 10'ları bulmalıyım. He peki içinde kaç tane 10 var? Şimdi 10'u üreten sayılar nedir? 5 ve 2. İçinde aslında Ne kadar 5 ve 2 var diyor. Ne kadar 5 ve 2 varsa o kadar çarpılarak onu üretir. Doğru mu? Peki bunlardan büyük olan daha azdır. Bunun içerisinde ne kadar 5 varsa 2 daha çoktur. Çarpılır o kadar 10 üretirler. Hocam ne diyorsunuz deme, şimdi tarif edeceğim. Bak şurada bir 42 ortak parantezini alıyorum. 43 katsayısı gelir. Eksi 1 gelir. 42 faktöriyel, bu 43 çarpı 42 faktöriyel ya oradan. Bu da 42 faktöriyel çarpı 42'dir. Bu şu anlama gelir. Ne kadar 10 var senin içinde? Bir de kalan tüm sayılarla yeni bir sayı üret. Orası önemli değil. Bunun içerisinde ne kadar 10 varsa o kadar 0 vardır. Bu sayıyı asal yapmalıyım. Asal çarpanlarını ayırıp 5 ve 2'den az olanı bulmalıyım. Ne kadar azsa yanında o kadar 2 alır ve 10 üretirler. Çünkü 2'den çok fazla vardır. Az olan onun miktarını belirler. Güzel. O zaman bakıyorum. 42 faktörün içinde ne kadar 5 var? Yöntem neydi biraz önce gösterdiğim? 42'yi alıyorum, sürekli 5'e bölüyorum. 8 kere 5 40. Kalanları umurumda değil. Bunu bir daha 5'e bölüyorum. 1 kere 5 5. Tamam. Ne oldu? 1 kaldı. Daha da bölünmez. İşte 8. Bir daha ne yaptı? 9. Tam 9 tane 5 var. Bu çarpımın içerisinde. Madem 9 tane 5 var. Yanına da 9 tane 2 alır. 9 tane 10 üretir. Tamam mı? 9 tane 10 üretir. Yani 10 üzeri 9'u üretir. Dolayısıyla sonuna tam 9 tane 0 gelir. 9 tane 0 gelir. Olay bu. Cevap 9. 9'u işaretleyeceksin. Ama şuna da dikkat et. Sen buradan 42 faktörelden elde edebildiğin onları ürettin ve ona baktın. Şuradaki sayıda onun katı olsaydı onun da bir etkisi olacaktı. Ama 42'nin içerisinde 5 yok. Dolayısıyla 10 çarpanı yok. 10 üzeri 9'u arttıramaz. Daha fazla 10 var diyemem. Bütün belirleyici olan bu oldu. Bu soru için. Başka sorularda çünkü bu da belirleyici olabilir. Biraz sonra örneği var. Oraya yol açıyorum şimdiden. Ne yaptığımızı hatırlatayım. 42 faktörün içindeki az olan asal çarpan 5'i aradık. 5'i bulduk. Olayı bitirdik. Kağıdı fırlattık. Evet. Olduğuna göre tak tak tak. 15 faktörel A olduğuna göre 14 faktörel artı 13 faktörelin A cinsinden değerini bulun. Ya bazı arkadaşlar 13 faktörel 14 toplayıp 27 faktörel yazıyorlar. Onları var ya yakalarsan boğarım ha. Sakın öyle bir şey yapmayın. Hii. Aman Şenol Hoca şiddete başvurdu. Yok şiddet yok arkadaşlar. Şiddetle karşıyım. Yani kesinlikle şiddete karşıyım. Ama ne yapayım, biraz göz korkutmak da işe yarıyor bazen. Bunlar kendi aralarında toplanmazlar. Bunlar çarpmanın kısa gösterimiydi. Yani sıkıştırılmış gösterimiydi. Hani bilgisayarda bir yere diyelim dosya yollayacaksın. Onun diyelim boyutu büyük, dosya büyük. Rarlıyorsun onu. Rar ne yapıyor? Dosyayı sıkıştırıyor. Burada da 1'den 14'e kadar sayıları çarpıp yazacak halim yok. 14 faktörel yazıyorum. Sıkıştırılmış halini gösteriyorum. Dolayısıyla bunlar toplanmaz. Neyse, özet bilgi oydu. Uzatmayayım. Soruya devam edeyim. 15 faktörel A ise 14 faktörel nedir? 15 faktörel 15 çarpı 14 faktörel eşittir A diye yazabilirim. A, bak aradığım şeyi buldum. 14 faktörel burada. Bunu elde etmek için 15'i karşıya bölü olarak atıyorum. 14 faktörel eşittir A bölü 15'tir. Güzel. 14 faktörelin A cinsinden değerini buldum. 13 faktörel de aynı şekilde bulmak için diyorum ki 15 faktörel 15 çarpı 14 çarpı 13 faktörel olarak yazarım. Eşittir A. 15 çarpı 14'ü paydaya atar kurtulurum. A bölü 15 çarpı 14. Aha. 13 faktörelinde A cinsinden değerini buldum. Sonra gel. 14 faktörel yerine A artı 15 yaz. Artı. 13 faktörel yerine A artı 15 çarpı 14 yaz. Paydaları işte topla. Bunu 14 ile genişletmeliyim. 14A yapar. Artı bir tane A burada var. Bölü aşağıda 14 çarpı 15 yapar artık paydası. Aa, burası da 15A yaptı. 15A bölü 14 çarpı 15A'dan tak tak 15'ler sadeleşir. A bölü 14 kalır. Cevap A bölü 14'ü bulursun, işaretleyip yapıştırıp olayı bitirirsin. Ne yaptım? İstenen şeylerin A cinsinden değerini buldum. Topladığım payda eşitledim. Olay bitti. Bu kadar. Bu tip sorulardan, hani cinsinden bulma sorularından geliyor gerçekten. Dikkat etmek icap eder. 2012 YGS ne demiş bize? Hayda, şu soruya bakar mısınız Allah'ın sesinden? ÖSYM'in ilk defa böyle zalımlık yaptığını gördüm. Zalım ÖSYM, böyle karışık bir şey sorulur mu? Sen sordun, madem biz biraz toparlayıp yakışıklı hale getirelim. Faktörelde toplamalı çıkarmalı ifadelerde hep ortak parantez almalıyım. 7 faktörel 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel olduğu için buradaki 5 faktöreli gördüm. Eksi 2 çarpı 5 faktöreli var. Aa, 5 faktöreli ortak. Ortak parantezini alıyorum. ve 5 faktöriyel. 5 faktör ortak parantezine alsam şundan ne kalıyor? 7 çarpı 6 olduğu için 7 kere 6 42. Eksi 5 faktöriyel alsam 2 kalır. Yani şurada direkt açtım ki göresin diye rahat bir şekilde. Eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c. Bak 5 faktöriyel çarpı burası 40 yaptı. 40'ı da çarpanlarına ayırarak yazayım. Nedir? 8 çarpı 5 şeklinde yazıyorum. Eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c. Neden? Burada da şu sayılardan olabilir. Üstlü sayıların kuvvetini arttırır buradaki çarpanda. Şimdi bak. 2 üzeri a 5 faktöriyel. 5 faktöriyelin içinde ne kadar 2 var? Bulup buraya yazacağım. 5 faktöriyeli sürekli 2'ye bölüyorum. 2 kere 2 4. Tamam. Bir daha 2'ye bölüyorum. 1 kere 2 2. 3 defa varmış. Buraya 3 yazacaktım. Ama bir baktım. Aha 8 var. 8 de zaten 2 üzeri 3. Yani sol tarafta 2'den 3 tane bunun içinde var. 3 tane de burada var. 2 üzeri 6'dır bu. Vay, buradan da yardım aldım şimdi. Gördün mü burayı niye ayırdığımı? Çok güzel. 3'e gelelim. B, 3 üzeri B. 5 faktörün içerisinde ne kadar 3 var? 5 faktörü 3'e biliyorum. 1 kere 3 3. A'da bölünmez. Bir tane var. Burada herhangi üçlü bir şey var mı? Yok. B'de 1'dir. 5 üzeri C'ye geliyorum. 5 faktörün içinde ne kadar 5 var? Bakalım. 1 kere 5 5. Bir tane var zaten. Bu 5 4 3 2 1 diye açılınca bir tane 5 çarpanı var. Ama bir tane de burada var. 2. Demek ki A 6. B 1. C 2. 7 topla 9 yapar. Yapıştırırsın. Olayı anladın mı? Buradan nasıl yardım aldığımı. Çünkü sen sağ tarafta ne kadar 2, 3, 5 çarpan olduğunu bulmaya çalışıyorsun ya. Sol tarafta faktörelin içindekileri bulduğun gibi yanında da var mı diye bakacaksın. Vardı. Kullandım. 3'te yoktu. Kullanamadım. Bu. Diyor. Uçuruyorum. Oo, ödüllü sorudayız. Sona gelmişiz dersin be. Arkadaşlar. A çarpı B çarpı C 20 olduğuna göre kesinlikle doğru olanı. Tabii şöyle diyebilirsiniz. Buna birinci öncül deyin. 1 mi doğru? 2 mi doğru? 3 mü doğru? Ya da 1 2, 1 3 mü? 2 3 mü? Bu bilgileri şu ekranı görüp belki de biraz sonra tekrar izlediğinde dondurup çözebilirsin arkadaşım. Yorumlara cevabını atabilirsin. Daha fazla video istiyorsan Şenol Hoca kanalında bu videoların benzerlerini, farklı sorularını Şenol Hoca'da izleyebilirsin. Yani benden. Bir sonraki videolarımızı burada görebilirsin. Tonguç Akademi kampüsü takip edebilirsin. Şenol Hoca kanalını takip edebilirsin. Aynı zamanda Şenol Hoca Instagram'da, Şenol Hoca yazıp beni oradan takip edebilirsin diyorum. Ve hepinize hoşça kalın diyorum. Diğer derslerde görüşelim ve bol bol soru çözün. Soru çözmeden olmaz. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki hocam videoları izliyorum çok iyi anlıyorum. Ama soru çözemiyorum. Çünkü videoyu izledin, konuyu çalıştın, bol bol soru çöz. Anladın sen onu. Hadi görüşürüz.